Son olarak şunu söylemek istiyorum. Biliyorsunuz dünyada petrol fiyatları %30'dan fazla düştü. Yani petrol son birkaç yıl içerisinde petrolün varil fiyatı, Brent petrol fiyatları 100 doların üzerindeyken bugün 79 dolarlar seviyesine geldi. 80 dolarların altına gördü. Yani petrol fiyatları dünyada %30'dan fazla düşerken Türkiye'de bakıyoruz bu akaryakıt fiyatlarına ne kadar yansımış diye bakıyoruz. Çünkü akaryakıt fiyatlarına yansıması sadece akaryakıta ödediğimiz paradan müteşekkil olmuyor. Çünkü onun bütün diğer iş kollarına, üretimden imalata bütün iş kollarına yansıması var. Buraya bakıyorsunuz ne kadar yansımış diye 11 kuruş yansıyor, 12 kuruş yansıyor. Yani %2-3'ler seviyesinde %30 düşüş maalesef akaryakıt fiyatlarına %2-3 seviyesine yansıyor. Ben milletimizin de kamuoyunun da dikkatini bu konuda çekmek istiyorum. Ve o düşüşe paralel olarak Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarının da düşmesi gerektiğini ve hükümetin de bu konuda üzerine düşeni yapması gerektiğini düşünüyorum.